Leopold Szondi, Macaristan kökenli bir psikiyatristtir. 11 Mart 1883 yılında Nitra, Slovakya'da dünyaya gelmiştir. Psikiyatrist kimliğinin yanı sıra psikanalist ve psikopatologdur. Kader analizi kavramının kurucusu olan Leopold Szondi, aynı zamanda bir psikoloji profesörü olarak da tanınır. İnsanların bilinçaltı eğilimleri ile ilgili projektif bir test hazırlayan Szondi, bu test ile insanların bir akıl hastalığı olduğunu ima etmemektedir. Sadece bastırılmış kişilikleri hakkında varsayımda bulunmaya çalışmaktadır. 20. yüzyılın en ünlü psikiyatristlerinden Macar Leopold Szondi'nin hazırladığı bu test, görsel imgelerden yola çıkarak insanların bastırılmış duygularını, özellikle de korkularını bularak onların hangi yollarla su yüzüne çıktığını keşfetmeyi amaçlamaktadır. Kişiliğinizin derinliklerine inmenizi sağlayacak bu testin uygulanışı çok basit. Not: test bir akıl hastalığınızın olduğunu ima etmez. Sadece bastırılmış kişiliğiniz hakkında varsayımda bulunur. Hazırsanız başlıyoruz. Fotoğraflara bakın ve görüntüsü sizi tiksindirdiği veya korkuttuğu için karanlıkta veya bir asansörde tek kalmak istemeyeceğiniz bir tipi seçin. 1. Sadist. Szondi testine göre bu görseli seçtiyseniz, bilinçaltınızda bastırılmış saldırganlık ve alçaltıcı davranış eğilimi olabilir. Çocuklukta davranışınızda otoriterlik, yönetme ihtiyacı gibi eğilimleri tecrübe etmiş olabilirsiniz. Tamamen zararsız ve başkalarına yardım etmek için her zaman hazır olan barışçıl bir bireysiniz. İş hayatınızda amirleriniz sizi idare etmekte zorluk çekiyor olabilirler. Eğer bir şey yapmak istemiyorsanız kendinize bariyerler inşa ediyorsunuz. Örneğin işe geç gidiyorsunuz veya bütün gün asık suratla dolaşıyorsunuz. Sıklıkla tartışmalarda veya ilişkilerde kendinizi savunurken pasif bir şekilde direniyor ve karşı koymaya devam ediyorsunuz. 2. Epileptik. Yuvarlak kafaya sahip bu iri adam sizde tiksinti ve korkuya sebep olduysa, çocukluğunuzun erken aşamalarında bazı duygularınızı bastırmış olabilirsiniz. Asabiyet, düşünmeden hareket etme, sinir patlamaları gibi belirtilere aşina olma ihtimaliniz yüksektir. Uysal ve dost canlısı olarak sorumlu ve kendine hakim olabilen bir görünümü veriyorsunuz. Hislerinizde sabitsiniz. İnsanlarla, fikirlerle ve nesnelerle kolayca bağ kurabiliyorsunuz. 3. Katatonik. Bu tip kişilikler genellikle aşırı hayal gücüne, karamsar bir yapıya sahiptir. Eğer bu kirli görünümlü ama mutlu adam sizde olumsuz bir etki bıraktıysa, zihninizin hiperaktif kısmını bastırmış olma ihtimaliniz yüksek. Basma kalıp davranışlar edinme eğilimindesiniz. Yenilikler ve değişikliklerden hoşlanmıyorsunuz. Farklı konumlara adapte olmakta zorlanan, çekingen ve utangaç bir kişiliğe sahip olabilirsiniz. En büyük korkunuz, kontrolünüzü kaybetmenizdir. 4. Şizofrenik. Şizofrenik kişilik, yoğun umursamazlık, düşünce bozukluğu ve uyumsuz duygular olarak karakterize edilir. Eğer bu ruhsuz ve ifadesiz kadın portresi tüylerinizi ürperttiyse, çocukluğunuzda insanlara ilgisizlik, koşullardan ve olaylardan çabuk vazgeçme gibi duyguları bastırmış olmanız muhtemeldir. Oldukça sosyal bir insansınız. Hayattan sosyalleşerek, arkadaşlarınızla vakit geçirerek zevk alıyorsunuz. Sosyallik toplumun izole olmuş ve her zaman yalnızlık hissiyle yaşayan sizin için bir kılık. İlişkileriniz biraz yapay görünüyor olabilir. Bilincinizin derinliklerinde başkalarına ihtiyaç duymadığınızı ve onlarsız da yaşayabileceğinizi hissediyorsunuz. 5. Histerik. Histerik insanların bazı özellikleri yapay duygularında kararsız ve narsist olmalarıdır.
Bu resmin sizi korkutma sebebi dikkat çekme arzusunu ve beğenilmeye susamış olmayı bastırmış olmanızdan kaynaklanabilir. İçe kapanık, alçak gönüllü bir insan görüntüsü veriyorsunuz. Ancak aslında insanları etkileme arzusu besliyor olabilirsiniz. Görünüşünüze ve davranışınıza özen gösteriyorsunuz. Örneğin sürekli şık giyinmeye çalışıyorsunuz. Kıyafetlerinizi aksesuarlarla tamamlayarak insanların ilgisini çekmeye çalışıyorsunuz. Bu tarz insanlar genellikle nadir veya abartılı bir uğraşı hobi olarak seçerler. 6. Depresif. Öz saygı eksikliği, aşağılık ve suçluluk duygusu depresyonun ana semptomlarıdır. Bu zararsız görünümlü kadın sizde hoşnutsuzluk yarattıysa, zararsızlık sizin için nefretin ta kendisi ve bu öz saygı eksikliği, aşağılık ve suçluluk duygusu gibi semptomları bastırdığınız görünüyor. İçi dışı bir ve kaygısız biri olabilirsiniz. Her zaman dinamiklik, özgüven ve iyimserlik gösteriyorsunuz. Tabi bazen de keyfiniz kaçıyor. Kronik depresyon ve melankoliye kapılabiliyorsunuz. Bu tür durumlarda şüpheci ve suratsız birine dönüşüyorsunuz. Bu tarz kişilikler depresif eğilimleri bastırmak için insanların derdini dinleyip çözümler üretmeyi kendine rol edinir. 7. Manyak. Dışa dönüklük, abartılı tepki ve duygu sergileme gibi özelliklere sahiptir. Eğer bu portredeki lütufkar yüz sizi tiksindiriyorsa, eğer kontrol edilmezse sizi çıldırtacak düzeye getirecek bastırılmış bir coşkuya sahipsiniz. Davranışlarıyla insanları sinirlendirmeyi sevmeyen birisiniz. Ayrıca gürültü ve aşırılıktan hoşlanmıyorsunuz. Dikkat, tedbir ve ölçü örneğisiniz. Mantıklı ve tutumlu olarak davranışlarınızı tamamen kontrol edebiliyorsunuz. 8. Kimlik karmaşası. Bu tür kişilik tipi, kişinin başkası olarak yaşamak ve öyle kabul edilmek istemesi olarak açıklanır. Eğer bu genç adamı tehlikeli ve uygunsuz olarak algıladıysanız, çocukluğunuzun erken dönemlerinde kimlik sorunu yaşamış ve bunu bastırmış olabilirsiniz. Eğer inkar mekanizması çalışırsa kendi kimliğinizi kabullenirsiniz. Bu durumda davranışlarınız ve görünümünüz kabullendiğiniz kimliğinizi abartacak dereceye gelir. Eğer erkekseniz sert ve maço bir tas takınırken, eğer kadınsanız çekici görünmeye çalışıp sürekli karşı cinsle flört eden birine dönüşürsünüz.